Şimdi Türkiye hem İslam'a yeniden uyanıyor, narkozdan çıkan bir hastaya benziyoruz. Her an vücuttaki uyuşukluk azalıyor. Diğer taraftan da daha tehlikelisi, belki sizin fark etmediğiniz, kendi silahımızı kendimiz yapmaya başladık. Batı'yı asıl ürküten budur. Bu adamlar bize silah bakımından bağımlı olmazsa bizi dinlemezler. O halde bunların bu gelişmeyi tamamlamadan önünü nasıl keseriz? Fethullah'ın hareketiyle yapılan budur. O akim kaldı diye bu iş bitti zannetmeyin. Bunun hesabını hükümet yapmalıdır. Ama biz halk olarak fethin sembolü olan Ayasofya'nın camilikten çıkarmasına muarızız. Yeniden cami yapılmasını istiyoruz diye her vesileyle ifade ederiz. Bu bizi o zulme iştirak etmiş olmanın vebalinden kurtarır. Çünkü bizim yapabileceğimiz budur. Bundan fazlası onu yapmaya gücü yetip yetmeyen idarecindir. Onu da onlar düşünsün. Acaba bunu yaptıkları takdirde doğacak battaki reaksiyonlara karşı koyacak kadar Türkiye henüz güçlendi mi? Bana göre güçlendi. Ben Tayyip Bey'in yerinde olsam orayı açarım. İnşallah. Açmadığını kabul edin. İnşallah. Eninde sonunda gene açılacak. İnşallah. Ona hiç şüpheniz olmasın. İnşallah. Sade Ayasofya mı açılacak? Batı Roma fethedilecek. Evet. Öleceğimi bildiğim gibi biliyorum ki Batı Roma fethedilecek. İslam'ın en müterakki emri, devri önümüzdedir. Çünkü Batı Roma'nın fethi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih rivayetiyle var. Her iki Roma'da fethi olacak. Hangisi evvel ya Resulallah? Konstantin'in şehri evvel. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesi muhakkak gerçekleşmesi için tarihte bunu yapamamış olan o azami güç miktarından daha yukarı çıkılacağını gösterir. Bunun manası budur. Kanuni Roma'yı alamadığına göre Müslümanlar Roma'yı alacaksa o devri de aşacak demektir. İstidlal, Allah'ın varlığını eşyai tabiyede meknuz olan kavani ilahiyeden istidlal ettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu beyanından da istidlal ederiz ki İslamiyet'in en güçlü devri önümüzdedir.